Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kavanozu boyama videolarımı çok seviyorsunuz. Bir önceki videom çok beğenildi ve yoğun bir devam talebi aldım. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Yine peçete tekniği uygulayacağım ama bu sefer bambaşka bir görüntü elde edeceğim. O yüzden öncelikle kavanozu beyaz renk akrilik boyayla boyadım. Beyaz objenin üzerine özellikle zemini beyaz bir peçete uygularsanız çok güzel bir bütünlük yakalarsınız. Yine bir zeytin kavanozu kullandım. Kapanana kadar 2 ya da 3 kat boyayabilirsiniz. Ve tekrar Madame Coco'nun peçetelerinden kullanmak istedim. Bu peçeteyi yeni aldım. Mağazalarında ya da online sitesinde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Peçetenin çiçeklerini bütün şekilde kestim. Konumlandırdıktan sonra peçete tutkalıyla yapıştırdım. Madam Coco'nun peçeteleri diğer markette satılan peçetelere göre fiyat olarak biraz daha pahalı ama hem desen çeşitliliği hem de yapısından dolayı peçete tekniğine oldukça uygun. Ben o yüzden çok tercih ediyorum ve indirim günlerini takip ederek satın alıyorum. Bazı peçeteler biraz daha kalın oluyor. Yapıştırdıktan sonra e, objeyle obje ile bütünleşmiyor. Sonradan yapıştırıldığı belli oluyor. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum. Peçetenin hemen hemen her parçasını kullandım burada. Daha önceki videolarımda defalarca nasıl yapıştırdığımı anlattığım için de tekrar anlatma gereği duymadım. Bu kavanoz şekil olarak biraz küpü andırıyor. O yüzden çini gibi durmasını istedim ve bu deseni tercih ettim. Bence çok da güzel uyum sağladı kavanozlu bu desen. Her iki tarafına da peçeteyi yapıştırdım. Şimdi geçiyorum kapak kısmına. Yine farklı bir kapak tasarımı yapmak istedim. O yüzden bu plastik kaseyi kullandım. Görüyorsunuz kırılmıştı. Ben de atmadım. Bir kenarda sakladım. Belki bir gün lazım olur diye. Ve iyi ki de atmamışım. Çünkü çok şık bir kapak oldu bu kaseden. Öncelikle kırık yerini iç kısmından hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. Daha sonra kaseye de yine hızlı yapıştırıcı sürüp kapağı sabitledim. Kapakla aynı boyda olduğu için güzel bir bütünlük sağladı. Ve acaba tutar mı tutmaz mı diye tereddüt etmiştim. E, tahmin ettiğimden de daha sağlam oldu. Bu gördüğünüzde bir kolonya şişesi kapağı. Onu da kasenin üst tarafına yapıştırdım. Ve bu şekilde kapağımı hazırlamış oldum. Yapıştırma işlemi bittiğine göre artık boyayabilirim. Kapağını da beyaz renk akrilik boyayla boyadım. Bu şekilde farklı kapak fikirlerimin devamı gelecek. Gerçekten kavanoza inanılmaz bir hava katıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bu kırılan, çatlayan plastik kaselerimizi kesinlikle atmıyoruz. Bir önceki videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerek buradan gerekse Instagram'dan çok güzel mesajlar aldım çok güzel yorumlar aldım beğeniler aldım gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum yorumların hepsini cevaplayamadım ama okuyorum merak etmeyin hepinize minnettarım beni hiç tanımıyorsunuz hiç görmediniz ama o kadar güzel şeyler yazılmışsınız ki gerçekten çok mutlu oldum Boyamayı çok seviyorum. Sanırım bu da benim yaptığım işe yansıyor. Amacım sadece video çekmek değil. Sizlere de bir şeyler katabilmek, fikirler verebilmek, bildiklerimi gösterebilmek, öğretebilmek. Yaptıklarımı da sıkmadan, bunaltmadan anlatabilmek. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmına yazıyorum. Videoda da zaten göstermeye çalışıyorum. Yine de sorularınızı bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca tasarım deryası Instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. Kapak kısmına da peçete yapıştırdım. Özellikle kasenin yapısı böyle girintili çıkıntılı olduğu için çok hoş durdu. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yine bir önceki videoda da söylediğim gibi minicik bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bir püf noktası daha vereyim. Ee, peçeteye yapıştırmadan önce fırçanızın tamamen kuru olması gerekiyor. Ee, birincisi bu. ikincisi de yassı bir fırça kullanmalısınız. Ee, tutkalı daha rahat dağıtabiliyorsunuz bu şekilde olursa. Ve yumuşak kıllı bir fırça olması gerekiyor. Evet kapak kısmını da tamamladım. Şimdi geçiyorum birazcık şöyle ışıltı katmaya. Daha önce kullandığım bu folyo varak uygulaması çok hoşuma gitti. O yüzden bunda da kullanmaya karar verdim. Öncelikle ışıltı katmak istediğim yerlere folyo varak yapıştırıcısı sürdüm. Kavanozun da çıkıntılı yerlerine aynı yapıştırıcıdan sürdüm. Bu yapıştırıcıyı sürüp 10-15 dakika en az beklemek gerekiyor. Daha sonra böyle yapış yapış bir hal alıyor ve bu şekilde üzerine folyo varağı yapıştırıp çektiğinizde o parlak kısmı yapıştırdığınız yerde kalıyor. Aynı uygulamayı kavanoza da yaptım. Ama böyle biraz eskitme gibi hani bazı yerlerinde olsun bazı yerlerinde olmasın istedim. O yüzden folyo varığı bütün şekilde sürmedim. Parça parça sürdüm. Bütün uygulamalar bittikten sonra da vernikleme kısmına geçtim. Su bazlı vernik kullanıyorum. Benim kullandığım burada parlak vernik. Özellikle kavanoz boyama videolarımda Birçok kez soru alıyorum aslında videolarımda Bahsediyorum ama Tekrardan bahsetmek istiyorum Yıkanabilir mi Evet yıkanabilir Ama kesinlikle elde yıkama yapıyoruz kaynar su değdirmiyoruz Ilık ya da musluk suyuyla Elde yıkayıp daha sonra Kuru bir bezle kuruluyoruz Hatta verniği Bir gün Bekletip ikinci katında atarsanız Daha dayanıklı hale getirmiş olursunuz Ve kavanozun bitmiş hali huzurlarınızda. Nasıl oldu? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bana düşüncelerinizi yorum kısmından yazın. Farklı ve güzel bir değişim olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.